Haç için niyetlenip yola çıktılar. Muratlarını gerçekleştirip memleketlerine geri döndüler. 2018 yılında hac görevlerini yerine getirmek için yola çıkan 193 kişilik hacı kafilesi Elazığ Havalimanı'na geri döndü. Elazığ Havalimanı'nda ise 193 kişilik hacı kafilesini yakınları karşıladı. Elimizden geldiği kadar ibadetlerimizi düzgün bir şekilde yapmaya çalıştık. Allah nasip etti, oralara gittik. Gitmeden önce sizlere röportaj yapmıştık zaten. Sizlere duacı olduk. Memleketimize, devletimize, milletimize duacı olduk. İnsanlara, dua isteyenlere dualarını Cenab-ı Allah inşallah aracı olmuşuzdur iletmeye çalıştık. Selam gönderenlerin selamlarını ilettik. Allah'a hamdolsun ya, bugün buradayız. Amin amin. Allah sizlere de nasip eder. Allah gençlerimize nasip eder. Gençken gideceksin oralara. İnşallah efendim diyoruz. Ben 74 yaşındakiler gitti ama Allah'a çok şükür. Çok hoş, çok mutluyum. Çok hoş geçti. Cenab-ı Allah kuvvetini verdi. Çok duygulandık. Hele ilk Kabe'yi gördüğümüz an içimiz bir boşandı. Bir de bıraktığımız gün çok duygulandık. Çok güzeldi. Her şeyi de çok güzeldi. Yani biraz zorluk ama her şeyi de süper, çok güzel. Allah herkese nasip etsin. Çocuklarımıza da nasip etsin, sizlere de. Ama çok güzel bir duygu. Herkesi de oraya davet ediyoruz. Gelen hacıları karşılamak için bekleyen yakınları da özlem ve heyecan içerisindeydi. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki, bir heyecan var. O heyecanı yetmek için tabii onları, bir çıkışını bekliyoruz. Duygusal şeylere gidiyoruz, anlatamıyorum bir türlü. İnşallah. Biz de tabii ki onları bir heyecanla bekliyoruz. Tabii ki bizim ilk görüşümüz daha bize mükemmel oluyor. Ondan sonra hayır dualarını alıyoruz. Allah inşallah bizlere ve sizlere nasip eder. Bir günde aynı bu şekilde biz gideriz. Benim de kardeşim geliyor harçta. Çok mutluyum. Karşılamaya geldim. İstanbul'da geldim. Heyecanlı bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Böyle. Peki onlara kavuştuğunuzda neler yapacaksınız? Direkt sarılacağım. Elazığ 2. Kafile Başkanı Mehmet Ünsal, hacıların kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getirmek için izledikleri yol haritasını bizlere aktardı. Bizler Medine'deki görevlerimizi yerine getirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamlar gönderdik, ilettik. Buradan giderken bizimle beraber selamlarını iletenlerin de selamlarını Efendimiz'e arz ettik. Ravzasında bulunduk. Beş vakit namazı Mescid-i Nebi'de kıldık, kılmaya çalıştık hacılarımızla birlikte. Ziyaretlerde bulunduk. Medine'deki görevlerimiz bu şekilde bitti. Daha sonra bizler asıl görevimiz olan hac ibadetini yerine getirmek üzere bizler Zulhuleyfe denilen yerde, Mikat sınırında ihrama girmiştik ve Mekke'ye gittik. Umre yaptık, temettü hacına niyetlenmiştik. Umreden sonra tabii belli bir süre nafile tavaflarla zaman geçirildi. Sonrasında hac ibadeti için tekrar ihrama girildi. Böylece hacımızı da tamamladık.